Kulak ağrısının çocuklarda ve erişkinlerde çok farklı sebepleri olabilir. Öncelikle kulak ağrısının kendine ait, kulağa ait sebepleri olabileceği gibi yansıyan veya vuran ağrı diye tabir ettiğimiz diğer baş boyun bölgesiyle ilgili bazı hastalıklardan da kaynaklanabildiği unutulmamalıdır. Kulağa ait sebepler neler olabilir? Çocukluk çağından ele alacak olursak en sık gördüğümüz sebep çocukluk çağında orta kulak iltihaplanmalarıdır. Bunun takiben dış kulak yolu iltihaplanmaları, diş çıkarma, örneğin diş çıkaran bir bebekte veya çocukta kulak ağrısı olur ve çocuk sürekli kulağıyla oynar. Genellikle aileler bize çocuklarını kulakta herhangi bir sıkıntı var mı diye getirirler fakat bakarız bir şey yoktur. Herhangi bir kulak yolunda kir birikimi, yoğun kir birikimi, iç kulak basınç artışı, endolenfatik hidrops dediğimiz Meniere hastalığı, kulakta dolgunluk basınç hissi yapabilir, kulak ağrısı yapabilir. Burada bir diğer sebep kulak kepçesi ve dış kulak yolu ile ilgili diğer durumlar. Kulak yolu girişindeki kıl köklerinin apseleri olabilir. Fronkül dediğimiz, dış kulak yolu fronkülü dediğimiz. Bunu da sıkça görmekteyiz kulağa ait sebepler açısından. Kulak dışı sebeplerden sayılabilecek olanlar yakın komşuluğu nedeniyle kulağın hemen önünde yerleşen çene ekleminde yani temporomandibüler eklemdeki problemlerde kulak ağrısı olabilir. Bu hastalar zaten genellikle bize kulak ağrısıyla başvururlar. Herhangi bir boğaz enfeksiyonu, bademcik enfeksiyonu, farenjit gibi sebepler boğazda ağrının yanı sıra kulağa da vuran veya yansıyan ağrı yapabilirler. Sinüzit, grip nezle, grip nezle, alerji durumlarında özellikle burun tıkanıklığı, akıntısı ve burunun içinde ödem olduğu durumlarda, östaki borusunun iyi çalışmadığı durumlarda kulak yeterince havalanmayarak kulaklı dolgunluk, basınç ve ağrı hissi olabilir. Uçak seyahatlerinde, dalışlarda basınç eşitleyememeden dolayı özellikle yine grip nezle, sinüzit varsa bu durum daha belirgin hissedilebilir. Kulak ağrısı daha aşikar hissedilebilir.